Allah'ın Arş'a istivası isimli eserimizin ikinci dersindeyiz. Bu dersimizde Allah'ın Arş'ta oturduğunu söyleyenlerin işledikleri cinayetleri sıralayacağız. Muhatabımız bu batıl sözün sahibidir. Ona diyoruz ki işlediğin birinci cinayet şu. Sen Allah Arş'ta oturmaktadır diyorsun. Oturmak için İlk önce ayakta olmak lazım. O zaman sana göre Allah arşa oturmadan önce ayaktaydı. Bu durumda sen ayakta olan, oturan, giden, gelen, yatan, kalkan bir mabuda iman ediyorsun. Halbuki biz Allah'ı bütün bu beşeri sıfatlardan tenzih ediyoruz. Sen ise Allah'ı beşer gibi kabul ederek büyük bir cinayet işliyorsun. İşlediğin ikinci cinayet şu. Oturmak cisim olan maddi bir varlığın sıfatıdır. Cisim ve maddi olmayan bir varlık için oturmadan bahsedilemez. Mesela ruh maddi bir varlık olmadığı için ruhun oturmasından ve ayakta durmasından bahsedilemez. Sen Allah'ın arşta oturduğunu kabul etmekle Allah'ın cisim sahibi olduğunu ve maddi bir varlık olduğunu kabul etmek zorunda kalırsın. Halbuki bizim inancımıza göre Allah maddeden münezzehtir. Sen ise Allah'ın maddi bir varlık olduğunu kabul ederek büyük bir cinayet işliyorsun. İşlediğin üçüncü cinayet şu. Allah arşa oturmuşsa ya arşın içindedir ya da bir kısmı içinde olup bir kısmı arşın dışına taşmıştır. Eğer arşın içindeyse arş Allah'ı içine almıştır bu durumda Allah'ın yarattığı bir varlığın Allah'ı ihata etmesi ve içine alması söz konusudur. Yok Allah'ın bir kısmı arşın dışına taşmışsa bu durumda taşan kısım nerededir? Ve hangi mekana taşma olmuştur? Biz hadislerle biliyoruz ki arş bütün kevni alemi kuşatmış olup onun ötesinde maddi bir varlık yoktur. Eğer Allah arşa sığmamışsa taşan kısım nerede durmaktadır? Bizim inancımıza göre Allah mekandan münezzeh olduğu için bu soruların hiçbiri sorulamaz. Sen ise Allah'ın arşta olduğunu kabul etmekle arşın Allah'ı kuşattığını ya da Allah'ın bir kısmının arştan taştığını kabul etmek zorunda kalıyor ve büyük bir cinayet işliyorsun. İşlediğin dördüncü cinayet şu. Oturmak ya bir ihtiyaçtan ya da zevkten ileri gelir. Oturmanın bir sebebi yorulma ve dinlenmeye olan ihtiyaçtır. Allah ise yorulmaktan ve dinlenmeye muhtaç olmaktan münezzehti. Oturmanın diğer bir sebebi de keyif almaktır. Allah ise bu manada keyiften de münezzehtir. Bizim inancımıza göre Allah mekandan münezzeh olduğu için Allah'a böyle bir ihtiyaç ve keyif alma atfedilemez. Sen ise Allah'ın açta olduğunu kabul etmekle Allah'ın dinlenmeye muhtaç olduğunu veya oturmakla keyif aldığını kabul etmek zorunda kalıyor ve büyük bir cinayet işliyorsun. İşlediğin beşinci cinayet şu. Arşın üzerinde oturan, hareket edip bir yerden başka bir yere geçmeye ya muktedirdir yahut onun için böyle bir şey mümkün değildir. Eğer bir yerden başka bir yere geçmeye muktedirse o zaman hareketin ve durmanın mahalli haline gelmiş olur. Bu durumda da zorunlu olarak sonradan yaratılmış bir varlık olur. Çünkü bu sıfatlar sonradan yaratılana aittir eğer ikinci ihtimal olan hareket edip geçmeye muktedir değilse o zaman bağlanmış ve mahkum bir varlık gibi olur. Bizim inancımıza göre Allah mekandan münezzeh olduğu için bu iki durum da Allah için söz konusu değildir. Sen ise Allah'ın arşta oturduğunu kabul etmekle bu iki durumdan birini kabul etmek zorunda kalıyor ve büyük bir cinayet işliyorsun. İşlediğin altıncı cinayet şu. Allah'a mekan atfettiğine göre Allah ya her mekanda vardır ya da bir mekandadır. Eğer her mekandaysa o zaman Allah'ın pislik ve necaset mekanlarında da bulunduğunu kabul etmen gerek. Bunu ise hiçbir akıl sahibi söyleyemez. Eğer Allah bütün mekanlarda değil de sadece arşta bulunuyorsa o zaman kendini o mekana mahkum etmiş olur. Bu ise Allah hakkında imkansızdır. Bizim inancımıza göre Allah mekandan münezzeh olduğu için bu iki durum da Allah için söz konusu değildir. Sen ise Allah'a mekan atfetmekle bu iki durumdan birini kabul etmek zorunda kalıyor ve büyük bir cinayet işliyorsun. İşte senin Allah aşta oturmuştur sözün böyle cinayetler netice veriyor. Sen Allah'ın aşta olduğunu söylerken bu neticeleri hiç düşündüm mü? Allah'ın açta oturduğu sözü sana ne kadar masum bir söz gibi geldi değil mi? Ama iş böyle değilmiş. Bir sözü kabul ettin mi, neticelerini de kabul etmek zorunda kalırsın. Kardeşler, bu dersimizi burada noktalayalım. Bir sonraki dersimizde Allah'ın arşta oturduğu itikadının netice verdiği başka bir muhali işleyeceğiz. O derste görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.